Günaydın değerli izleyenler. Bugün 14 Haziran Salı, ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Cari denge Nisan ayında aylık bazda 2,74 milyar dolar açık verdi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi cari açığın 3,2 milyar dolar olması yönündeydi. Nisan ayında kaydedilen açıkla birlikte 12 aylık cari açık 25,71 milyar dolarla 9 ayın en yükseğine çıktı. Merkez Bankası Türk Lirası cinsi reskont kredilerinde vade ve faiz değişikliğine gitti. Konuya yakın kaynaklara göre ihracatçıların kullanacağı TL cinsi reskont kredilerde faizler aşağı çekilirken vadeler uzatılacak. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti. Kuruluş Türkiye ekonomisinin bu yıl %4,5, 2023'te %3 ve 2024'te %2,9 büyümesini bekliyor. Kuruluş daha önce Türkiye'nin bu yıl %2,4, 2023'te ise %3,2 büyüyeceğini öngörmüştü. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 29. Olağan Genel Kurulu Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Birlikte sektör başkanlarından büyük bölümünün adı üzerinde uzlaşma sağladığı Mustafa Gültepe, Genel Kurul'daki başkanlık seçimine tek aday olarak katıldı. Kullanılan 274 geçerli oyun 273'ünü alan Mustafa Gültepe, tim başkanı seçildi. İngiltere'de hükümet Brexit anlaşmasının parçası olan Kuzey İrlanda protokolünün tek taraflı değiştirilmesini öngören yasa tasarısını parlamentoya sundu. Tasarı Birleşik Krallığı oluşturan İngiltere, Galler ve İskoçya'dan Kuzey İrlanda'ya giden malların gümrüğe tabi tutulması zorunluluğunu büyük ölçüde kaldırıyor. Borsa İstanbul Yüzyıl Endeksi dün %1,30 değer kaybıyla 2510 puanda kapanış yapıldı. 33 puan kadar geri çekilen borsada işlem hacmi 36,3 milyar liraydı. Bankalar %0,17, holdingler %0,01 yükseldi. En çok kazanan tarafta %1,76 ile bilişim, en çok kaybeden tarafta ise %5,26 ile metal ana sanayi yer aldı. Bugün Almanya'da enflasyon, Amerika'da üretici fiyat endeksi geliyor. Aynı zamanda FED toplantısı bugün başlıyor. Kararı yarın alacağız ve piyasada 75 bas puanda konuşulmaya başlandı. MSCI Türkiye ETF'i %1,5 aşağıda şekilde dün New York işlemlerini kapatırken Türkiye'nin risk primini ölçen CDS'de 850 bas puanın aşılmasıyla beraber 2003'ten bu yana en yüksek seviyelere geldik. 2003 senesinde Mart ayında 2416 gibi bir puan kayıtlara göre söz konusuydu. Bu arada hatırlatalım, 10 yıllık Eurobond tahvil faizi de %10,6 ile dün rekor seviyeye çıktı. Dünya Bankası'ndan Türkiye Ülke Direktörü Kalmadın yayınımıza konuk olduğunda enflasyon beklentileri düşmedikçe enflasyon düşürmenin zor olacağını, makro ihtiyati politika setiyle enflasyon düşürmenin söz konusu olamayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı ise fiyat artışları ve kur dalgalanmalarının bardağın boş tarafını oluşturduğunu ifade etti. Temmuz ayında enflasyon farkıyla beraber büyük bir kesimin rahat edeceğine işaret etti. Enflasyon tarafında Şubat ve Mart itibariyle geride kalacağına inandığını söyledi. Sanayi üretimi Nisan ayında yıllık %10,6 ile beklentiyi aşarken cari dengenin detayında net hata 94,5 milyar dolarlık net girişe işaret etti. Perakende satış hacminde %14,7'lik bir artış var yıllık tarafta. Ciro endeksi ise yine %100'ün üzerindeki artışlar serisine devam etti. Bununla birlikte OECD rakamlarında Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda üretimde %4'lük bir düşüş olduğunu da ifade edelim. Reskont kredileri tarafına gelindiğinde zaten döviz cinsi gelirin %40'ı Merkez Bankası'na satılma zorunluluğuyla karşı karşıyaydı. Reskont kredisi kullanacak olan ihracatçılar açısından %30'unun da piyasaya satışıyla birlikte 0 ila 90 gün arasında politika faizi eksi 300 bas puan, 91 ila 180 gün için politika faizi eksi 200 bas puan ve 181 ila 270 gün içinde politika faizi eksi 100 bas puan şeklinde borçlanma söz konusu olabileceği ifade edildi. Satışı müteakip bir ay içerisinde de dövizin geri alınmaması şartı koşulduğunu görmekteyiz ihracatçıya. Özellikle net ihracatçı açısından bakıldığında ucuz finansman olarak olumlu görünmekle beraber
net ihracatçı olmayan firmalar açısından konu tartışmaya açık gözüküyor. Bununla birlikte savunma sanayi için 720 gün geriye kalan sanayi için ihracatçı tarafında 360 günlük vadeler tanındığında konu yakın kaynaklara dayandırabiliyoruz bu sabah. Tahvil piyasasına döndüğümüzde gösterge bileşik 24-26, 10 yıllık kağıtta bileşik getiri ise 19-53 seviyesinde kapanış yapmış görünüyor. Bununla beraber verim eğrisinin terse döndüğünü aktarmış olduk. 8 aylık bono tarafında da bileşik faiz %24,5'da dün itibariyle oluştu ihale içerisinde. Kurlar tarafına döndüğümüzde dolar TL'de 17.27.80 ile yatay seyir devam ediyor. Euro TL tarafı ise paritenin 1.04'lere geri çekilmesiyle birlikte 18.08.23 seviyesinde, bu da sepet kuru 17.68'e getirdi. Fed'den bugün başlayacak toplantıda Wall Street Journal haberine göre 75 bas puanlık faiz artırım ihtimali de masada tutulacak. Bu haberle beraber 105.30 seviyesinin üzerine çıkan dolar endeksi bir kez daha 20 yılın zirvesini görmüş oldu. Japonya'da hükümet yendeki zayıflığı takip ettiklerini söyledi. Endişe kaynağı olursa müdahale etmeye açık oldukları mesajını verince yen 1998'den bu yana gördüğü en zayıf noktalardan bir miktar toparlandı. Sterlin tarafında ise az önce özetlerde aktardığımız Kuzey İrlanda maddesi bir de üzerine Nisan'da beklenmedik %0,3'lük daralma gelince bir ayın en düşük seviyesi takip edilmiş oldu. Avrupa tarafına döndüğümüzde Merkez Bankası'ndan Kazimir dün konuştu. Eylül ayında 50 bas puanlık faiz artışının net bir şekilde ihtiyaçlara dahil olabileceğini söyledi. 10 yıllık İtalya tahvil faizi dün 2014'ten bu yana ilk defa %4 seviyesinin üzerinde işlem gördü. Küresel çapta enflasyon ve resesyon kaygıları bir araya gelince dün Stoxx 600 endeksi %2,4 değer kaybetti. Özellikle seyahat hisseleri %5,3 ile bu harekete önderlik etti. Bu hafta İngiltere'nin yanı sıra İsviçre Merkez Bankası kararını da Avrupa tarafında takip edeceğiz. Hatırlatalım. Ve gidelim Amerika'ya. Amerika'yı resesyon bekler mi beklemez mi, bu konuda fikir ayrılıkları devam ediyor. Summers Fed'in büyük bir ihtimalle resesyona sebep olabileceğini savunurken Bernanke resesyonsuz yumuşak benzeri bir iniş gerçekleştirme ihtimalini hala makul bir şans olarak niteledi. Dün itibariyle S&P 500 ayı piyasasına girdi. %4 civarı değer kaybı vardı ve Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede kapanış yaptı. Rekordan %21'lik bir düşüş sergileyerek Dow Jones Sanayi Endeksi 876 puan birden düşerek rekordan %17 uzaklaşmış oldu. Nasdaq'ta ise Kasım'da gördüğümüz rekordan %33 gerideyiz. Dün de %4,68'lik bir değer kaybı Fed'den şahinleşen beklentilerle geldi. Acaba Fed bir Volcker anı yaşar mı? Bunun sorgulandığını görüyoruz. Hatırlatalım. 1980'lerdeki Fed Başkanı Volcker politika faizini %20'lere kadar yükseltmek durumunda kalmıştı enflasyon mücadelesi için, ama resesyona sebebiyet verdiği için ülke çapında protestolara da sebep olmuştu. Kapanış sonrasında ise Oracle bilançosu geldi. %9 kadar hisse senedi yükseldi. Asya tarafına döndüğümüzde ise Alibaba hissesindeki %5 düşüş başta olmak üzere teknolojinin endeksleri aşağı çektiğini görüyoruz. MSCI Dünya Endeksi bu sabah itibariyle tepeden %21 geride, dolayısıyla dünya çapında piyasalarda ayı piyasası tarafına teknik anlamda geçtik diyebiliriz. Japonya Merkez Bankası tarafında 5 ila 10 yıllık tahviller arasındaki alımlar 6 milyar dolar seviyesine çekildi. Bugün sanayi üretimi Japonya'dan saat 7.30 sularında gelecek, hatırlatalım. Ve Asya borsalarındaki kırmızılarda yine Yeni Zelanda ve Avustralya tahvil piyasalarının da baskı altında olduğunu, faizlerinin yükseldiğini dipnot olarak aktaralım. Gidelim bir de buradan Amerika'da vadeli tarafa. Oraya döndüğümüzde de şimdilik yeşiller söz konusu, %1,30'a varan artılar oldukça kuvvetli bu saat itibariyle. Ve dönüyoruz buradan tahviller cephesine. Çünkü dün Amerika'da Nisan ayından bu yana tekrar 2 yıllık 10 yılın üzerine çıktı. 2 yıllıkta 2007'den beri en yüksek seviyeler görülürken 10 yıllık tahvil faizi de Mart 2011'den beri en yükseklerden işlem gördü. 3.35'te şu anda 10 yıllık işlemleri sürüyor ama 3.39'a kadar yükselmişti. Yine 2 yıllık tarafta 3.37 halen 10 yılın üzerinde duruyor. Hatırlatalım, 30 bas puan civarında artış dün biz 2 yıllık kağıtta takip etmiş olduk. Verim eğrisinde bu yataylaşma ve hatta tersine dönmeyle beraber Fed'den beklenen daha sıkı para politikası ve resesyonla ilgili ihtimaller de artık hesaplara daha fazla katılıyor. Detaylarını biraz sonra Paritarium Eğitim Danışmanlık'tan Doktor İsmet Demirkol'la ele alacağız. Ve gidelim bir de buradan emtia cephesine. Dolar yükselince altın %2, paladyum %7 gibi değer kayıplarına sahne oldu. Bu sabah spot altın 1826 dolar 84 sentte, gram altına yansımasında 1013 lira 91 kuruştayız. Petrol tarafında City
50 yılın en büyük emtia şokunun bizi beklediğine işaret eden değerlendirmede bulunduğu haberin detaylarını BloombergKT.com'da da okuyabilirsiniz. Öncesinde ise Amerikan tipi ham petrol $120.78, Brent ise $122 sınırında hareketli. Ve kripto para evreni ciddi anlamda sarsıldı. Dün farklı platformlarda zaman zaman ödeme güçlükleri yaşandı. Özellikle Celsius Network'ün ödemeleri dondurması, 1.7 milyon müşterisi olan platformda hem piyasa değeri açısından hem de müşteriyi mağdur etmesi açısından piyasayı etkileyici oldu. Bitcoin'e baktığımızda küresel kripto para değerinin Şubat 2021'den bu yana ilk defa 1 trilyon doların altına inmesine sebebiyet verdiğini görüyoruz. Bu arada Goldman Sachs da Ether cinsinden türev sunmaya başladığını ifade etti Bitcoin'in ardından. Dünkü detaya bakıldığında tepe noktadan %63 kadar aşağıda görüyoruz Bitcoin'i ve bundan öncesindeki geri çekilmelerde rekordan %80 kadar geri gelmişti diye uzmanlar bize hatırlatıyorlar. Fed'den şahinleşen beklentiler, Nasdaq'la kuvvetli korelasyon ve aynı zamanda dediğimiz gibi Celsius Network gibi bir platformun dün ödemeleri dondurmuş olmasıyla beraber Bitcoin fiyatı Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyelere gelmiş durumda ve 200 günlük hareketli ortalamayı da aşağı kırdı. 22.154 puanda işlemler devam ediyor. 22.300 puandaydı, dolardaydı düzeltelim. 200 günlük hareketli ortalaması hatırlatalım. Yine 19.500 dolarlarda oluşan bir önceki tepe noktaya doğru bir geri çekilme yaşar mı? Bu da tartışılıyor. Ethereum'da ise 1.174 dolara kadar bir geri çekilme söz konusu oldu. Rakamlar böyleyken Amerikan borsaları kapanışında sert değer kayıpları vardı. Detaylarını alacağız. New York'tan Melike Ayan'a kulak veriyoruz. New York'tan selamlar. ABD borsaları dünü resesyon endişeleri, korkuları ve bunun Wall Street kulislerinde konuşulmasıyla birlikte sert düşüşlerde kapattı. Nasdaq %4'ü de aşan bir düşüş yaşarken S&P 500'de ona katıldı. 15 ayın dibine geldi. Ocak ayı rakamlarının %20 altındaydı S&P 500. 3 endeks de ayı piyasalarında. Neden? Bir şekilde traderlar bütün ihtimalleri göz önüne alarak Fed'in en son faizinin %4'ü 2023'ün ortalarına doğru bulacağına dair fiyatlamalar yaptıklarından kaynaklanıyor. Morgan Stanley'nin CEO'su da aynı şekilde Goldman Sachs, JP Morgan'ın CEO'suna katıldı ve resesyon ihtimali %50'dir mesajını verdi yatırımcılarına ve bu da tabii ki satış inmesine iyice yardımcı oldu, artmasına. VIX korku endeksi %30 sıfırlarken Bitcoin 24 binlerin altına geriledi. Dolar 4 gündür üst üste kendini yukarı atıyor. Hazine faizleri 2 yıllıklar 2008'lerin seviyelerine gelirken 10 yıllıklarda 2011 seviyelerine geldi. Bütün bunlar özellikle satış ivmesini artıran en büyük sebeplerden de dün ekonomik takvim açısından zayıf bir gündü ama hafta önemli Fed toplantısı öncelikle ve daha sonra da ekonomik veriler akışı açısından sanayi üretimi, perakende satış gelecek önemli verilerden diyorum üfe ile birlikte tabii ki ve sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Ve Ciner Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar da bu sabah bizimle beraber. Ali selamlar. Bir yandan tabii FED toplantısı başlıyor. Yarın bitecek dedik. Diğer tarafında kongre tarafında da yoğun bir haber akışı olduğunu görüyoruz. Çin başta olmak üzere rakip sayılan ülkelerde yatırım yapılması ile ilgili belki kurallar yeniden yazılabilir demiş bugün uluslararası basın. Yanı sıra Çin ile Amerika arasında 5 saatlik bir görüşme olduğuna işaret eden kulis haberleri yine gördük. Ama tabii daha fazlasını ve öne çıkan başlıkları seninle detaylandıracağız. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözler yarın Fed'in başlayacağı toplantıda 14 ve 15 Haziran'da Fed Merkez Bankası'nın aylık toplantısı olacak. Ve yaklaşık 5-6 gündür de Fed'in 50 baz puan oranı yerine 75 baz puan oranlı bir faiz artışının olma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtilmeye başlandı. Hatırlanacağı üzere Fed Başkanı Powell 75 bazlık bir faiz artışı oranının olası olmadığını söylüyordu önceki toplantılarda, basın toplantılarında ve şu anda işler biraz tersine dönmüş gibi görünüyor. Tabii bunun en önemli nedeni de enflasyonist baskılar. Son olarak %8.6 enflasyon oranı tabii ki hem tüketiciyi hem de piyasalarının canını sıkmaya devam ediyor. O nedenle
bilhassa 15 Haziran'da Powell'ın yapacağı basın toplantısı çok önemli olduğunu belirtebiliriz. Aynı şekilde Amerikan Kongresi'nde yarın tedarik zinciri konusunda bir toplantı olacak. Tedarik zincirinde de sıkıntılar devam ediyordu. Ama tabii senin dediğin gibi de Çin, her ne kadar biz Ukrayna'yı çok ağırlıklı olarak konuşsak da yakın zamanda, son iki haftadır da hem Hazine Bakanı Yellen, Çin tarifelerinin yeniden revize edilmesi konusunda bazı açıklamaları vardı. Üstüne Savunma Bakanı Çinli mevkidaşıyla görüştü ve dün de Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'ın Çinli mevkidaşıyla Avrupa'da bir görüşmesi vardı. Genele baktığımızda Amerikan Kongresi'nde de Çin ile Amerika arasındaki ticaretin yenilendirilmesi, tekrar revize edilmesi konusunda da yeni adımların olma ihtimali var. Zira Hazine Bakanlığı Başkan Biden döneminde atılan tarifelerin kaldırılması, en azından revize edilmesi konusunda da bazı açıklamalarda bulunuyordu. Ama hala Biden yönetiminde net olarak bilhassa ticaret alanında Çin politikasının ne olacağı konusunda çok hala net adımlar atılmış değil, olumlu veya olumsuz. Ama tahminimizce önümüzdeki haftalarda bunun biraz daha netlik kazanacağı görülüyor. Aynı şekilde New York Fed'den Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin %6.6 ile yeniden zirveye ulaştığını bildirdi. Zaman zaman böyle anketleri piyasayla paylaşıyor Fed'in diğer şubeleri ve tüketici fiyatlarındaki artış da şu anda anketlere yansımış durumda. Bunun dışında da genel olarak dış politikada şu anda Ukrayna olmak üzere Biden yönetiminin çalışmaları devam ediyor. Son olarak da Başkan Biden bugün Philadelphia'da ekonominin yeniden inşa etme stratejisini açıklayacağı bekleniyor. Zira Biden, benim önceliğim ekonomi ve enflasyonu düşürmektir açıklamalarında bulunuyordu. O nedenle biz Biden'ın eyaletlere daha fazla ziyaret ederek en azından çalışan kesime ve küçük orta düzeydeki esnafa da destek verme ihtimalinin artacağı da görülüyor. Ama genel olarak Biden'ın ekonomik anlamda sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz. Ve Fed'e güveniyorum diyordu ve yarınki Fed toplantısı da çok kritik olacak. Gözler aslında bu haftanın en önemli ana maddesi Fed'in toplantısı veya açıklayacağı demeçler olacak. Cinar Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar Washington DC'den bizimleydi. Çok çok teşekkür ederiz aktardığı notlar için ve şimdi de gidiyoruz Pekin'e. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz bizi bekliyor her sabah olduğu üzere. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ve az önce Ali Çınar da aktardı, Amerika'nın Çin politikası bir türlü netlik kazanmıyor. Çin tarafında bu sabah neler etkili? Asya borsalarının kırmızıya boyanmasında hangi unsurlar öne çıkıyor? Detaylarını konuşacağız. Sadi günaydın diyelim sana. Bugün çok bir makro veri yok belki ama genel olarak piyasa fiyatlamaları bozuk. MSCI Dünya Endeksi de ayı piyasasına girdi. Asya tarafını nasıl etkiliyor? Detaylarını seninle konuşalım. Zeynep, günaydınlar, iyi yayınlar dilerim öncelikle. Şimdi hisse senetleri tarafına bakarsak da bir kırmızı bazı yerlerde ama çok koyu kırmızı. Zeynep, Avustralya'dan bugün başlayacağım. Avustralya'da ana endeks neredeyse %5'e yakın şu an aşağıda. Yeni Zelanda'yı da aşağı çekiyor. Tabii tahvil faizleri, tahvil getirileri şu an Avustralya'da 5 yıllık tarafa baktığında Zeynep, bugünkü sıçrama, bu sabahki sıçrama 35 bas puanı bulmuş durumda. Bu da tabii ki hisse senetlerinin üzerine muazzam bir baskı kuruyor şu anda. Tabii diğer taraftan bakarsak böyle Güney Kore'ye, Japonya ve Çin'e, oralarda da satışlar var ki Çin özellikle dirençliydi biliyorsun. Genel olarak dirençli kalmayı beceriyordu ama bugün CSI 300'e baktığımızda o da ilk seansta, sabah seansında %2'ye yakın satıştı Zeynep. Bugün böyle biraz dolar endeksinde biraz sanki durulma var bu sabah itibariyle. Bazı Asya para birimleri dolara karşı ilerliyor, değer kazanıyor Zeynep. Bunu belirtmek isterim. MTA'lar tarafında tabii ki 75 bas puan biliyorsun önce önümüzdeki 3 ayda olur mu dendi. Daha sonra bir Wall Street Journal haberine göre
Bu anladık ki şu anda masadaymış. Belki yarın belki gelecek bu faiz arttırım 75 baz puanlık. Tabii bunun getirdiği korkularla birlikte FED korkularıyla birlikte de emtialarda da geri çekilme devam ediyor. Emtialar derken hemen detayları da vereyim. Özellikle sanayi metallerine bakarsak Şangay'da %1-2 civarında eksi de Zeynep Demircevher. Yine Singapur'da bakarsak o da %2 civarında eksi de tonu 132 dolar civarında. Dolayısıyla böyle dün kötü bir gündü Zeynep. Bugün daha az sanki böyle kötü bir gün ama bir taraftan da seninle konuşmadan evvel böyle Nasdaq vadelerindeydi gözüm. Sanki böyle biraz pozitife döndü. %1 civarında Nasdaq vadelerini artıda gördüm. Bakalım öğleden sonra buralarda biraz piyasalara destek olabilecek mi Zeynep? Son olarak ve en önemli belki gelişme olarak Güney Kore diyeceğim Zeynep. Güney Kore'de biliyorsun hep seninle dikkat çektiğimiz bir husus var. Tedarik zincirlerinin çok kritik bir ülkesi Güney Kore. Orada da kamyoncular öfkeli 8 gündür protestolarda bulunuyorlar ve hem antrepoların hem böyle endüstri merkezlerinin önünde böyle protesto eylemlerini yapıyorlar. Orada da kendilerince başarılı oluyorlar. Trafiği, lojistik trafiğini yavaşlatıyorlar şu anda. Örneğin Busan Limanı'na baktığınız zaman dünyanın en büyük 7. limanı Zeynep. Orada ciddi bir yavaşlama var. Bekleme süresi ihracat için 11 güne çıkmış. Normalde 3 gün. İthalat için de 14 güne çıkmış. Bunlar çok önemli uzamalar. Yine özellikle petrokimya ürünlerinde çünkü Güney Kore'de böyle 270 tane büyük şirketin olduğu bir kompleks var Zeynep. Onun önünde de protestolar var. Orada da özellikle kimyevi maddelerin ihracatında sorun var. Güney Kore tedarik zincirlerinin önemli ülkesi diyorduk. Örneğin Çin'e pek çok böyle kimyevi ürünü, örneğin tekstil sanayine, örneğin otomotiv sanayine Güney Kore satıyordu. PVC'den tut da başka böyle kimyevi maddelere kadar. Onların sevkiyatında da aksamalar olduğu bildiriliyor Zeynep. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Aymaz, çok teşekkür ederiz aktardığın notlar için. Daha fazlasını saat 8 sularında konuşacağız. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Financial Times'a döndüğümüz zaman kapak sayfasında elbette Powell'ın fotoğrafıyla karşılaşıyoruz. Yükselen enflasyon karşısında Fed'in sıkılaşması bekleniyor. Aynı zamanda Amerika'da hisse senetleri ayı piyasasına girdi. S&P 500 nezdinde bilhassa bakıldığında, çünkü enflasyon kaygıları yükseldi. Tahvil tarafında fiyatlamalar borsayı korkutmaya devam ediyor. Detaylara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde gelecek seneyle ilgili resesyon ihtimalleri bir kez daha hatırlatalım. Financial Times'ın anketinde yükselmeye başladı. Diğer tarafta Alibaba, Tencent gibi Çin'in teknoloji şirketlerinde de bulutlar kararıyor demişler. Detaylara devam ettiğimizde Dünya Ticaret Örgütü küresel çapta ticareti savunmakta yalnız kalabilir diyorlar. Trump tarafına döndüğümüzde 6 Ocak olaylarına ilişkin komite diyor ki defalarca Trump'a seçimi kaybettiği anlatılmıştı. Bitcoin tarafında düşüşler özellikle Celsius'un ödemeleri dondurmasıyla birlikte geldi şeklinde. Detay da FT'nin kapağında yine paylaşılmış vaziyette. Ve diğer yandan da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le de bir söyleşi yapıldığını görüyoruz. Türkiye'nin herhangi bir şekilde Norveç'in, İsveç'in üye olmasına, mani olmasına bir sebep görmediğini söylüyor. Ankara'nın meşru kaygılarına rağmen bunların aşılabileceğine inandığını söylemiş. Ve Arjantin tarafında da tahılla ilgili, özellikle buğdayla ilgili ihracat yasakları gelmeye başladı. Halbuki dünyanın gıda krizine çare olması açısından elinde bir şans vardı ama bu şansı kaybetti diyor Financial Times. Wall Street Journal'a geldiğimizde piyasayı etkileyen haber buradan geldi. Fed büyük bir ihtimalle bu toplantıda 75 bas puanlık faiz artırımı ihtimalini de hesaplayacak. Çünkü enflasyonda yeni bir zirve görülmemişken bile 50 bas puana kapıyı açık bırakmıştı diye hatırlatıyorlar. S&P ayı piyasasına girdi. Dow Jones ve Nasdaq'ta ciddi düşüşler yaşandı. Tahvil faizleri yükseldi. Bitcoin değer kaybetmeye devam etti. Ayı piyasalarıyla ilgili neler bilmek gerekir? Bunun bu sabah Wall Street Journal'ın kapak sayfasında işlendiğini görmekteyiz. Hem Fed hem de Amerikan yönetimi enflasyonda neden yanıldı? Pandemiyle ilgili neleri öngöremedi? Bunun bugün kapak sayfada işlendiğini takip ediyoruz. Amerikan şirketlerinin özellikle Çin'e yaptıkları ve diğer rakip ülkelere yapabilecekleri yatırımlarla ilgili yeni bir yol haritasının çizileceğine işaret edilmiş bugün kapak sayfasına baktığımızda Wall Street Journal'ın. Haberler burada da
devam ederken dönelim buradan bir de Bloomberg'e. Türkiye ile ilgili CDS'in 19'unun zirvesine çıktığına işaret eden bir haber paylaşmışlar. Detaylara bakıldığı zaman politika faizi %14, enflasyon %70'lerde olunca ve bundan sonrası da politika değişimi çok fazla öngörülmediği için, Fed'den de agresifleşen bir politika beklendiği için CDS'in yükseldiği ifade ediliyor. İpek Özkardeşkaya, Swissquote Bank'ten kıdemli piyasa analisti, diyor ki Amerika'da resesyon ihtimalinin artması, Fed'in artık destekleyici olmaması, Amerika'da tahvil faizlerinin yükselmesi ve TL'nin özellikle Merkez Bankası politikası yüzünden değer kaybı CDS'leri baskı altında tutuyor. Acının sonunun geldiğini düşünmüyoruz demiş. Aynı zamanda yatırımcıların da Türkiye'nin bütçeyi ne kadar kontrol altında tutabileceğine de inancının sorgulanabilir olduğuna dikkat çekiyor uzman. CDS'in dün 870 bas puana kadar yükseldiğine işaret etmişler haberin içerisinde. Böylece 2008 küresel finansal krizi zirvesi aşıldı ve 2003 senesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemin başladığı döneme CDS tarafı geri döndü şeklinde bir detay vermişler. Ve bir diğer başlıkta yine Türkiye'yi ele alıyor Bloomberg bu sabah. Türkiye'de bundan sonrasında ucuz krediler yoluyla ihracatçının dövizinin peşine düşülüyor şeklinde detaylar vermişler. Konu yakın kaynaklara dayandırılan haberin detaylarını arkadaşlarımız kaleme aldılar. Uzun vadeli ucuz finansman sağlanıyor. Bilhassa net ihracatçı için avantajlı olacağı fikriyle detayları ekrana getiriyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası lira cinsi risk on kredisi kullanacak ihracatçılar için vadeleri uzatırken faizleri de aşağı çekti. Buna göre Türk lirası risk on azami vadesi 360 gün, savunma sanayi için ise 720 gün olacak. Türk lirası cinsinden risk on faizleri 0 ila 90 gün için politika faizinin 300 bas puan, 91 ila 180 gün için politika faizinin 200, 181 ila 720 gün için politika faizinin 100 bas puan altında olacak. Türk lirası risk on kullanan firmalar, kredi vadesine kadar gelen mal veya hizmet ihracı gelirlerinin %40'ını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na, %30'unu bir bankaya satmayı ve satışı takip eden bir ay süreyle döviz almamayı taahhüt edecek. Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı. Ve dönüyoruz buradan basına. Bugün internet basınında Habertürk.com'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar ele alındı. Türkiye İhracatçılar Meclisi olan genel kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu için belirlediğimiz 250 milyar dolarlık ihracat hedefini fazlasıyla geçeceğiz dedi. Temmuz ayı enflasyon farklarıyla milletin her kesimini rahatlatacaklarını açıkladı. Dünya Gazetesi'nin manşetinde 5G altyapısı 1,5 milyar dolar yatırım bekliyor demişler. Türkiye 5G'de geç kalıyor diyor gazete. Bir yıllık gecikme sonucu oluşacak fırsat maliyetinin uzun vadeli etkilerinin %12'sine denk geldiği belirtiliyor. Hürriyet'in ekonomi sayfasında hem tatil hem alışveriş demişler. Dünyada seyahatlerin sayısındaki artış ticarete yansıdı. Turizmde küresel anlamda pandemi öncesi seviyeler yakalanmış olsa da Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün son raporu toparlanmaya dikkat olmasa da düzeltelim. Dikkat çekiyor. Bu gelişmeler seyahat perakendesinde olumlu yansımış durumda. Seyahat edenlerin valiz ihtiyacı artarken bazı duty free şirketleri Ocak, Şubat ve Ocak, Nisan ayları karşılaştırıldığında cironun iki katından fazla artış gösterdiğini belirtti. Turistlerin yaptığı alışverişlerde ön plana çıkan iki ülke ise Türkiye ve Yunanistan oldu. Sabah gazetesinde her kesimi rahatlatacağız haberiyle karşılaşıyoruz. Başkan Erdoğan, ihracatın şampiyonları ödül töreninde Temmuz ayında enflasyon farklarıyla Ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız müjdesini verdi. Erdoğan, tek gayelerinin ülkenin üretimini, istihdamını ve ihracatını artırmak olduğunu ifade etti. Ve turda son durağımız Milliyet Gazetesi olacak. BES ödemeleri hediye olabilecek demişler. Bireysel emeklilik sisteminde hediye olarak katkı payı ödenebilecek. BES katılımcılarına evlilik, doğum günü, bayram, anneler günü, sevgililer günü dolayısıyla hediye BES ödemesi gönderilebilecek. Özel mesajlı sertifika hazırlanarak taraflara iletilecek diyor bugün Milliyet'in haberi.
ve Paritaryum Eğitim Danışmanlık Kurucusu Doktor İsmet Demirkol bu sabah bizimle birlikte. İsmet hoş geldin yayınımıza. Günaydın. Hem Ankara'dan hoş geldin hem de stüdyomuza hoş geldin. Pandemi sonrası bir kez daha seninle stüdyoda olmanın tabii mutluluğu içerisindeyiz. Başlıklar tabii birbirinden farklı ama küresel piyasaları etkilediği için öncelikle istersen oyun kurucu Fed'den başlayalım. Fed tarafına döndüğümüzde Wall Street Journal diyor ki 40 yılın zirvesinde bu kadar yapışkan olduğunu görmeden önce bile enflasyonun Fed 50 bas puan faiz artırırım demeye başlamıştı. Yetkililer bunu söylemişlerdi bize. Bir de üzerine tepeyi görmediği ortaya çıkan %8,6'lık bir enflasyon verisiyle karşılaştığına göre o zaman diyorlar 75 bas puan bu toplantı için bile masada ve bunun üzerine piyasada tabiri caizse çarşı karıştı. 2 yıllık 10 yıllığı aştı. Borsalar ayı piyasasına girdi vesaire. Şimdi ne dersin? Bugün başlayıp yarın bitecek toplantıda. Sen bir 75 bas puan bekler misin FED'den? Şimdi tabii ki sizlerle sohbetimde dile getirmiştim. Yani yaklaşık bundan 4-5 ay önce bu 8.3'ün daha da artabileceği özellikle %10 beklentim hala benim söz konusu TÜFE tarafında ki. Şimdi 75 bas puan olsa bile evet talep tarafını durdurabilir, soğumayı başlatabilir ama üretici fiyatları yani üretici fiyatları daha büyük bir risk. Dolayısıyla 75 bas puanın olması ihtimaline karşı Fed'in şu kararı vermesi lazım. Biz sıkı para politikasıydı, resesyonu mu devam edelim yoksa esnek para politikası enflasyonu miktarda arttırabilmesine izin mi verelim? Dolayısıyla 75 bas puan olsa bile talebi durdursan bile üfede bir sıkıntı var. Ve en son madde olarak hala 75 bas puan olması 50 ile kapatacağını söyleyebilir ama 75 olsa bile ben açıkçası yılın sonunda özellikle üfe tarafında daha büyük riskleri görüyorum. Ve bunu da ister istemez Amerika'yı hızlı faiz politikasına rağmen hem resesyona hem de enflasyonu durduramadığı için daha büyük bir türbülansa sokma ihtimali sıkıntı var. Neden? Çünkü bugün Çin, yani bugün Çin tarafında ihracatın aylık 300 milyar dolar arttığı bir ortamda emtia ihracatçısı olduğu durumda Amerika biraz elini üfe tarafında zorluyor. Biraz zor bir süreç olacak yarınki toplantı. Şimdi tabii her Çin'in üfesini gördüğümüzde Amerikan üfesi için endişe taşıyoruz zaten. Sadi bağlantılarımızdan da izleyiciler biliyorlar. Bu sabah terminale dönelim. Fiyatlamalar bize neler gösteriyor? Bu toplantıda 75 bas puan gelebilir diyor piyasa. An itibariyle baktığımızda kabaca 74 bas puan zaten fiyatlara sokmuş durumda. 15 Haziran'da gelecek yani yarın akşam gelecek kararla ilgili olarak. Buradan iki toplantı ileri baktığımızda neredeyse 2 tam puanlık bir artış öngörüyor piyasa. Dolayısıyla önümüzdeki toplantılarda da yine agresif bir şekilde faiz artırımlarının süreceğini düşünüyor. 50-50 devam eder gibi bir anlayış da söz konusu. Neredeyse yıl sonuna kadar baktığımızda politika faizinin %3.68'e kadar yükselebileceğini düşünmüş piyasa ki orası Fed'in nötr olarak tabir ettiği işte %2.4-2.6'da hesaplanan rakamın epey bir ötesine geçmiş oluyor. Dediğin gibi o zaman ekonomide kırıp dökme ihtimali tabii artıyor. Resesyon ihtimali artıyor. Buna istinaden de dün verim eğrisinde epey bir ters dönüş gördük. Sonra onun da fotoğrafını birlikte ekrana getiririz. Şimdi böyle bir durum içerisinde sana göre tahvil faizlerinde hangi seviyelere dikkat etmek gerekir? Dolar nereye gider? İstersen onu da biraz konuşalım. Dolar çünkü endeksin 105'in üstüne çıktı. Dolar TL için. Şimdi dolar endeksinde 104, 105, 110 fiyatlı yani sonuçta biz 3.60, 3.70'leri görürsek yıl sonunda 115'ler, 120'ler çok kuvvetli gelebilir endeks tarafında ki 10 yıllıklarda şu an işte 3.3'ler bunları da 3.80, 3.94'leri fiyatlaması da çok kuvvetli olur ama içeri tarafta bizim dolar TL'de yukarı doğru hareketin önümüzdeki aylarda özellikle Fed'in sıkı para politikası ile beraber daha da fazla artma eğilimi ortaya çıkıyor. Çünkü biz de emtia ithalatçısı olmamız nedeniyle ve cari açığında yükselmesi sebebiyle Türkiye'de dolar TL'de yükselişini bir miktar etkileyecek gibi gözüküyor. Şimdi Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar'la dün yayınımızdayken FED politikasını değerlendirdi. Neler söyledi birlikte ekrana getiriyoruz. Talep kaynaklı değil, arz kaynaklı bir enflasyon olduğu için para politikasının burada sertleştirilmesinin çok da sonuca etki edeceğini zannetmiyoruz. Bugün aslında iyi bir gösterge onun için. Bütün emtia fiyatları %5'er 6'şer aşağıya gelirken petrol fiyatlarında bir değişim yok. Onun sebebi işte aslında petrol fiyatlarının kaynağı Rusya-Ukrayna ve Rus enerjisinin dünyaya arz edilemiyor olması, enerji arzına müsaade edilemiyor olması. Dolayısıyla Fed'in bunları dikkate alarak ben piyasaları çok da bozacak olan o 75 bas puan endişesini gerçekleştireceğine çok ihtimal vermiyorum. Ama bu daha büyük endişe olan resesyon veyahut da stagflasyon riskini ortadan kaldırıyor mu? Henüz değil. Dolayısıyla bir yavaşlamanın içerisindeyiz.
küresel faiz artışlarıyla birlikte, önümüzdeki dönemde gelebilecek Avrupa Merkez Bankası'ndan da gelecek faiz artışlarıyla birlikte yavaşlama isteği, regülatörlerin yavaşlama isteği, diğer taraftan da aslında enflasyona da çare bulunamamasının sıkıştırdığı bir bölgedeyiz. Buna göre finansal piyasalarda fiyatlar bir denge noktası arayacak. Bütün emtia fiyatlarında veya euro-dolar paritesinde, dolar endeksinde aslında faiz politikasının etkisini görüyoruz. Bir yerden sonra daha da sertleşme Amerika'nın kendi ticaretini de etkileyecektir. Şimdi sadece Amerika'da değil, dünyanın her tarafında böyle bir durum söz konusu. Mesela Avrupa ile ilgili de faiz beklentilerine baktığımız zaman orada da Temmuz toplantısında 36 bas puan gibi bir faiz artışı ihtimaller dahilinde görünüyor. Fiyatlamaya girmiş ve yıl sonuna kadar da politika faizinde 166 bas puanlık artış bekleniyor Euro bölgesinden. Dolayısıyla biz yıl sonu itibariyle politika faizi negatiften pozitife geçer mi diye tartışırken yılın başında, şimdi Eylül ayında piyasa pozitif bölgeye geçeceğimizle ilgili bir fiyatlama yansıtmış. Şimdi biz bu ortama ne kadar hazırız? O tarafını da konuşabilir tabii miyiz? Ki. Çünkü Türkiye tarafına döndüğümüzde bizim içerisinde olduğumuz enflasyon tablosu, yurt dışında da var enflasyonda yükseliş ama bizdeki kadar yüksek değil. İşte en son mesela uluslararası kurumlardan yanılmıyorsam OECD'nin mesela raporunu gösterirken Hindistan'da mali yıl farkı vardı. Arjantin ve bizde ise çok yüksek enflasyon söz konusu ve projeksiyonlar da yukarı gittiği için grafiği bozduğumuzdan dolayı medyan dışı kaldık diye mesela bizi grafiğe koymamışlardı. Şimdi böyle bir ortam var. Bizde daha ekstrem diyebileceğimiz, daha aşırıya kaçmış bir enflasyon tablosu var dünya geneline kıyasla. Nasıl görüyorsun gidişatı? Cumhurbaşkanı gelecek senenin bahar aylarına işaret ediyor. Oradan itibaren bu problemi çözmüş olacağız diye. Şimdi tabii ki burada şöyle ifade etmemiz gerekiyor. Bizim her zaman enflasyonumuz, geçen sefer herkes sohbetini dile getirmişim seninle. Maliyet enflasyonu, üfe. Şimdi maliyet enflasyonu durdurmak için bizim enerji maliyetlerini en azından yenilebilir enerji kaynaklarına veya minimuma indirmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım geçen seneki cari açığımız 12 aylık 14 milyar dolar ki dün açıklanan rakam 25.67 milyar dolar. Eksi yani geçen seneye göre cari açıkta bir artış var. Bunun şöyle bir nedeni var. Evet, sanayi tarafı güçlü geliyor. 10.8 geldi yıllık sanayideki ihracat ham madde ithalatına bağlı olduğu için devam ediyor. Bu neyi yaratıyor? Üfeyi. Üfeyi bir de arttıran unsur ne? Rusya-Ukrayna krizi, oradaki enerji maliyeti. Şimdi bu enflasyonu arttırdığı zaman ortaya çıkan sıkıntı şu. Bizim özellikle Euro-Dolar paritesindeki düşüş, yani 1.04'ler önümüzdeki süreçte enerji maliyetleri Avrupa'da da sıkıntı ama en azından onlar daha bir teknolojik olarak üretim tarafında daha güçlü olduklarından dolayı paritedeki gerileme önümüzdeki süreçte bizim cari açığımızı arttırması durumunda ihracat tarafında da ham maddeye bağlı olduğumuzdan dolayı bizim enflasyon artmaya devam edebilir. Yani burada bence en büyük sıkıntı hala enflasyonda biz tepe noktayı göremedik diye düşünüyorum ve burada en büyük sıkıntı enerji maliyetleri. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarında biraz yatırımda geç kalmamız. Dolayısıyla 2023 olmasa bile 2024'ün belki sonlarına doğru enflasyonda bir düşüş görebiliriz ama burada bence en büyük sıkıntı, biraz önce de ifade ettik, eğer biz ihracata dayalı büyümeye devam ettireceksek o zaman şu anki kur riskini bir miktar daha hedge edip sanayi tarafındaki güçlü büyümeyi 2-3 sene sonraki enflasyondaki düşüşü dengelemek için konuşmamız lazım. Aksi takdirde enflasyon kolay kolay düşmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü talebi durdurabilirsiniz ama üretici fiyatlarını durdurmak için ham madde ithalatını durdurmak da resesyona sokacağından dolayı burada en büyük sıkıntının hala üfede belirsizlik olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi diğer taraftan taleple de ilgili bir enflasyon durumu söz konusu değil mi bizde? Çünkü enflasyon beklentilerinde bir toparlanma olmayınca öne çekilen bir talep de söz konusu oluyor. Şimdi yarın tabii daha pahalı olacağını düşündüğümüz bir ürünü ister istemez bugün alıyoruz değil mi? O tabii o çok... Yani hem maliyet hem talep enflasyonu var gibi gözüküyor. O zaten dediğin gibi mesela bizim büyümemizi de geçen seneki %11 ve ilk çeyrekteki 7.3'lük büyümede de tüketimdeki artış ve dediğin gibi gelecek sene artacağı veya ayda artacağı kaygısını bugünden alma ihtiyacı. O da tabii ki arttırıyor. Ama en son bildiğin gibi BDDK'da frenleme, yani özellikle vade süresinin kısaltılması ne derece durdurabilir? Biraz zor çünkü bizim yine üretici fiyatlarında çok fazla tüfeğe yansımadığını görüyoruz. Yani burada önümüzdeki süreçte onu da belki konuşacağız. Yani şu an 130 talep aşağı kuvvetli kalırsa yansıyacak muhakkak. Tabii orta ki bir noktada buluşacak. Belli bir orta noktada buluşacak. O zaman ne olacak? Talebin yansıması BDDK'nın kararlarına rağmen arttığı zaman ne olacak? Belirttiğimiz gibi maliyet artı tüfe ama burada maliyetin biraz daha enerji ve sanayi tarafında olmasından dolayı. Mesela dünkü özellikle reskont kredilerini de belki konuşabiliriz. Şimdi ihracatçı
ihraç yapacak ama 2.4 milyar dolara kadar inmişti değil mi en son aldığımız rakamlarda Merkez Bankası verilerine göre. Şimdi bu durumda biz ihracatçının ucuz vadeli finansmanı sağlayabilmesi için ne alması lazım? O zaman yurt dışına açılması lazım. Yani çünkü şu anki %40'ını Merkez Bankası'na verip %30'unu da bankalara verip bir ay almamı taahhüdünü ortaya çıkarması durumunda geriye kalan %30'u kullanabiliyor. %30'u kullanabilecek. Burada net ihracatçılar için avantaj ama ithalata dayalı büyüyen şirketler için büyük bir risk konusu. Yani çünkü biz hani ithal ediyoruz, işliyoruz, ihraç ediyoruz. Aynen modelimiz öyle. Bu değil mi? Kesinlikle böyle. O zaman bizim vadeyi uzatmamız gerekiyor veya şunu konuşmamız lazım. Bugün kilogram başı ihracatımız 1.2 dolarda biz 225 milyar dolar kazanıyoruz. Bunu 2'ye çıkartırsak 300 milyar. Ama sanayide 60 dolar kilogram başı ihracat, hazır giyimde 14, otomotivde 8. Bunlar da TİB'in verileri. Geçen sene almıştım. Şimdi o zaman ne yapmak lazım? O sektörlere yeni teşvikler. Yani bugün Türkiye 2024'te, 2025'te elektrik ihracat pazarında %75 paraya sahip olacaksa 2 sene sonra Avrupa genelinde, o zaman otomotive de teşvik daha fazla verir. Yani sanayi, özellikle savunma sanayinde vade 720'ye çıkartırsak, otomotivde, hazır giyimde de, teknolojide, mesela fintech şirketlerinde biraz önce yaptık. 5G'de yatırımlarda gerçekten geri kalıyoruz. Bizim bugünler, yani Fed'in faiz artışını çok fazla konuşmadığı, belki arttırmadığım zamanlarında bir miktar daha bizim yeni teknoloji yatırım yapabilirsek 2023-2024 daha rahat geçecek. Dolayısıyla bu özellikle reskont kredilerini biraz sektörlerin tamamına yaymakta açısı fayda olacak gibi gözüküyor. Şimdi bir yandan tabii işte döviz rezervinde bir miktar kuvvetlendirici adımlar olarak burayı takip ediyoruz. İşte dövize gidişi caydırıcı adımlar silsilesi devam ediyor. Hani biz politika faizini artırmak dışında her şeyi yapmaya çalışıyoruz esasında. Ama sonuçta faizi işte artırıyoruz. Yani liralaşma stratejisi güdebilmek için. Ama mesela kur korumalı mevduat deyince de o da dövize endeksli. Evet. Dolayısıyla onu da DTH'ı toplayınca da işte Dünya Gazetesi'nde geçen hafta vardı haber. Toplam mevduatın %72'sini biz kabaca dövize endekslemiş olduk diye. Şimdi enflasyondan kaçan nereye sığınsın? Şimdi dövize gitmesin diye bu kadar adım atılıyor. İşte borsaya bir kısım para gidiyor. Konuta bir kısım. İkinci el otomotive bir kısım para gidiyor. İşte kur korumalı mevduata giden oldu tabii. Şimdi enflasyona endeksli kağıt gelecek mi diye piyasa beklerken gelire endeksli bir senetle karşılaştı. Detaylarını da Hazine Bakanlığı açıkladı. Yarından itibaren onda talep toplaması başlayacak. Yine bir kez daha hatırlatalım. Bakanlığın da Twitter sayfası üzerinden en çok sorulabilecek bu konuyla ilgili sorulara yanıtlar üretildiğini izleyicilerimiz görebilirler. Oradan da bilgilenebilirler. Ne dersin, talep görecek midir? Vadeyi nasıl buldun? Getiriyi nasıl buldun? Çünkü %23.04 gibi bakan da ifade etti. Bir getiriden bahsediyoruz yıllık. Şimdi mesela enflasyonda %75'e ulaşan bir süreçteyiz. Hazine tarafında, yani sonuçta bir devlet iş borçlanma senedi GES. Oradaki devlet iş borçlanma senetlerinin şu an %23-26 olduğu bir ortamda. Diğer taraftan mevduatta da 17-20 civarında olduğu bir ortamda. %23 açıkçası enflasyonun altında olduğu için çok fazla açıkçası katkı sağlamayabilir gibi gözüküyor. Yani yine aynı sıkıntıyı konuşuyoruz. Enflasyona endeksi tahvil veya bono çıkardığımız zaman, süper bono çıkarırsak, bu bizim hazinemize ek yük bindirecek. Bunu zaten açıkçası ben çıkarma taraftar değilim. Ama diğer taraftan eğer biz önümüzdeki süreçte gelir endeksi senedi gerçekleştirsek bile, burada en büyük sıkıntı şu: %23'ün çok bir getiri sağlamayacağı. Sonuçta enflasyon 80. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Yatırım fonları, biraz borsanın belki daha cazip olması gerekiyor. Belki de her şeyden önemlisi, artık Türkiye'deki şirketlerin yurt dışına açılması gerekiyor. Yani bizim en büyük kronik sorunumuz model değişikliği. Yani ihracata da büyümeyi gerçekleştirelim mi, yoksa KKM ile enflasyonu durdurmak için kuru biraz dengeleyelim. Yani kurdaki düşüş enflasyonu sonuçta cari açığı yaratıyor. Ama kurdaki yükseliş olduğu zaman da bu sefer cari açık kapanıp enflasyon bir artışa geçiyor. Dolayısıyla biraz GES'in çok fazla açıkçası katkı sağlamayacağını söylemem gerekiyor. Şimdi cari dengeye girmiş olduk böylelikle. Konu olarak KOFAS ekonomisi Seltem İyigün'de dün değerlendirdi. Turizm ve ihracat gelirlerinin dış ticaretteki açılmayı çok hızlı dengeleyemeyeceğini savundu. Cari açığı değerlendirirken ithalat, ihracat ve senin de söylediğin gibi seyahat tarafına bakmak gerekiyor. Ama tabii bu sene başında beklediğimizin de ötesinde bir enerji fiyatlarında artış yaşadık. Bu da tabii bizim ithalat giderimizi oldukça kuvvetli bir şekilde artırıyor. Şimdi ihracat tarafına baktığımızda aslında Avrupa'daki yavaşlama, biliyorsun geçtiğimiz hafta da birinci çeyrek büyüme verisi geldi Avrupa'nın. Beklediğimiz kadar kuvvetli
değildi. Dolayısıyla buradan gelen bir dış talep var. Bu dış talepte aslında sanayi üretim verisinde de belki konuşuruz. Bizim üretimimiz ve ihracatımızı destekliyor. Fakat öbür taraftan baktığımızda ithalat tarafında en önemli tabii ki kalemi oluşturan enerji harcamalarımızın senenin ilk döneminde aslında bu açıklanan veriyle birlikte geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre neredeyse 3 katına çıktığını görüyoruz. Bu bizim önümüzdeki aylarda da eğer jeopolitik koşullar bu şekilde devam ederse ve enerji fiyatları bu şekilde artarak devam ederse ki bizim sene ortalamasında Brent petrol beklentimiz $115 seviyesinde. Hı hı. Çok ciddi bir düşüş beklemiyoruz. Dış ticaretten cari açığa gelecek dengenin çok olumlu olmamasını bekliyoruz. Geriye turizm kalemi kalıyor. Buradaki aslında gelirler Rusya'dan da turist çekebileceğimizi aslında göz önüne alırsak olumluya dönebilir ve biz 2019'da yani salgından önceki dönemde yakaladığımız turizm gelirleri seviyesine yaklaşabiliriz. Bu da tabii ki aslında cari açığın daha da açılmasını biraz dengeleyecek bir kalem olarak gündeme gelebilir. Onun dışında navlun gelirlerimiz var. Bu da etkili oluyor. Hı hı. Ama biz yine de toparladığımızda cari açığın milli gelire oranına ilişkin beklentimizi %1,5'tan %4'e çıkarttık. Dolayısıyla her ne kadar seyahat gelirlerimiz artıyor da olsa, ihracatımız da artıyor olsa bu iki kalemden gelen gelirlerin dış ticaretteki açılmayı çok hızlı bir şekilde dengeleyemeyeceğini değerlendiriyoruz. Enflasyondan kaçan bir kısım yatırımcı risk iştahı da açıksa borsaya gitti dedik. Detaylara şöyle bir bakalım. Dün itibariyle borsada biz dünya paralelinde eksilerde bir kapanış yapmış olduk. 26 hisse endeks yüz içerisinde günü artıda kapattı. 72 hisse düştü. 2 hisse günü yatay biçimde noktaladı. Bera Holding %8 civarında değer kazanımıyla yüzdesel bazda bir numarada. Arkasında Mavi Giyim, İş Bankası, Çimsa, Hektaş hisselerini takip ediyoruz. Yüzdesel bazda en çok düşen tarafta Ereğli Demir Çeliği, Alarko Holding, Şok Marketler, Kardemir ve Enka İnşaat takip etti. Puan bazlı baskılarda, katkılarda düzeltelim. İş Bankası'nı Koç Holding takip etti. Arkasında Tüpraş, Hektaş ve Türk Hava Yolları vardı. Puan bazlı baskılarda ise Ereğli Demir Çelik, Enka İnşaat, Ford Otomotiv, Kardemir ve Sasa Polyester hisselerini gördük. Tahsisli swap ve SPK tarafından ücret indirimleri derken yabancıya bir miktar daha göz kırpan bir politika setiyle de karşılaştık. Başarılı olur mu, ne dersin? Şimdi tabii ki bunu çok net bir şekilde algıyı anlatabilmek lazım. Bugün CDS'lerin 800 olduğu bir ortamda ne demek? Evet. Yani %8,5'luk bir risk birimi yaratıyorsunuz. Bu da ister istemez risk yaratıyor. Dolayısıyla bu beklentiyi çok net bir şekilde ifade edebilirsek o kanallar çok rahat açılır ama şu an sermaye girişinde de sıkıntı var. Yani doğrudan yabancı yatırım çekemediğimiz gibi portföye girişinde de çok büyük bir sıkıntı söz konusu. Dolayısıyla bu özellikle biraz önce belirttiğimiz gibi yani bizim eğer hikayemiz net olabilirse özellikle yurt dışından fon çekebilecek şirketlerin hikayesine yönelik o zaman bu kanallar, swap kanalları çok rahat çalışabilir ama şu an özellikle CDS'in 825-830 civarını test etmesi ki bu da piyasada şu beklentiyi yarattı. Yani enflasyon endeksi bono çıkacak, bundan dolayı bir dengelenme olacak. Bu beklenti olmayınca da istemesel risk artı. Yani bu algı düzeltebilirse özellikle CDS'teki düşüş o zaman swap'taki kanalların daha rahat kullanılmasının katkılacak önceliği risk birimi düşürmek gibi gözüküyor. Evet, bir ara 870 baz puanına kadar gitti. Terminale döndüğümüzde 2003'ten bu yana en yüksek seviyenin test edilmiş olduğunu belki aktarmakta fayda var. Az önce sohbetimizde de söyledik. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kovmed'in yayınımızda konuktu. Özellikle enflasyon beklentileri düşmeden enflasyon düşürmenin zor olacağını söyledi. Son açıklanan veride gördük ki enflasyon %70'i aştı ve bu veriyle birlikte çok çok uzun yıllardır görülmeyen bir enflasyona ulaşmış olduk. Yani bu gerçekten büyük bir zorluk. Makro ihtiyati önlemler enflasyonu aşağı getirebilir mi? Bence yapamazlar. Kısaca hayır diyeyim. Makro ihtiyati politikalar enflasyonu aşağı getiremez. Enflasyonun içinde İthal bir taraf vardır, ithal enflasyon vardır, küresel fiyatlar vardır ve bu tarafa makro ihtiyat önlemlerle kontrol edemezsiniz. Ama yerel bir tarafı var enflasyonun bir de, enflasyonu yukarı çıkaran. Bu işte makro ihtiyat politikalarla kontrol altına alınabilir. İlk olarak hükümetin bazı kararlar aldığını gördük hali hazırda kredi büyümesini sıkılaştırmak için. Kredi büyümesini sıkılaştıracak olursanız enflasyonu aşağı getirmek konusunda yardımcı olabilirsiniz. Çünkü Türkiye'deki enflasyon dinamiklerinin çok büyük bir kısmı tüketimden kaynaklanıyor. Yani şayet
siz kredi büyümesini sıkılaştıracak olursanız daha az tüketim amacıyla borçlanma olacaktır. O yüzden de daha az mallar için talep olacaktır ve fiyatlar üzerindeki baskı azalacaktır. Ve fiyatlar da umuyoruz ki aşağı gelecektir. İkinci olarak da şunu düşünüyoruz. Bunun farklı şeylerle tamamlanması gerekiyor. Mesela enflasyonu düşük seviyede çıpalamakla tamamlanması gerekiyor. Şu an enflasyon dinamiklerinde hem insanlar hem de piyasadaki kişiler enflasyonun Türkiye'de yüksek kalmaya devam edeceğini düşünüyor. Ve insanlar Türkiye'deki enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini düşünüyorsa enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor. Pariterium Danışmanlık ve Eğitim Kurucusu Doktor İsmet Demirkol, çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu sabah stüdyo konuğumuz olduğun için son bir görüşü de yine finans yöneticisi Recep Atakan'dan ekrana getireceğiz. Ardından reklamlar. Piyasaların şoklanması gerekiyor. Bu arz yönlü bir enflasyon olsa da yine de genel anlamda bunu zamana yayarak beklentiyi aylar boyunca faiz artışı şeklinde koyarak götürdüğümüzde bu fiyatlamaların, emtia üzerindeki fiyatlamaların, bonolar üzerindeki fiyatlamaların bozularak devam edeceği bir süreç göreceğiz. O yüzden bence geç kalmanın bedeli olarak piyasaların şu ana kadar sokulmuş olduğu beklenti her zaman olduğu gibi yavaş yavaş önce beklenti satın alınsın, arkasından gerçekleşme olsun gibi gözükürken benim kanaatim bu metodoloji çok işe yaramayacak. Ne yapar bilmemekle beraber, yani 0.50-0.75 sorunun içeriğindeki rakamlar seviyeye takılmadan bence hızlı bir şekilde faiz yüklemesinin yapılması lazım. Evet, faiz yüklemesi arz şoklarını bozmayacak. Hı hı. Ama talep tarafında ya da genel faiz adetleri tarafında önümüzdeki dönemin uzun süreli normallerden çok uzaklaşmış bir enflasyon olgusunun içinde bulunduğumuzu düşünürsek uzun yıllar ortalaması olan %2-3 civarındaki enflasyon faiz seviyesinin yetmeyeceğini görmekteyiz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ve küresel piyasalarda son durumu değerlendireceğiz ama öncelikle izleyicimiz Aykut Aşan diyor ki bugün Fenerbahçeli Ersoyer Kazancı'dan sarı lacivert kravatlı şampiyonluk tebessümlü bir sunum bekliyoruz. Bakalım gerçekten de Ersoy bizi öyle mi bekliyor? İzleyicimiz yanılmadı. Ersoy, sana günaydın diyelim. Hem tabii muhakkak ki Fenerbahçe'yi sen tebrik edersin ama arkasından tabii piyasa toparlamanı da merakla bekliyoruz. Tabii Zeynep, izleyicimiz haklı çıktı. Sarı lacivert kravatımı artık herkes biliyor. Bu sene pek fazla takamadım ama bugün artık takalım. Fenerbahçe'yi kutlayalım. 10. kez şampiyon oldu basketbolda. Biliyorsun ben de eski basketçi ve basketbol sever olarak da tabii ki bugün mutluyuz. Ama piyasalar aynı şekilde mutlu değil Zeynep. Dün Amerika sert düştü. Asya'da satışlar hakim. Tahvillerde satış var. Kripto paralarda satış var. Ama petrol tarafında satış yok. Dün satış vardı. Bugün biraz toparladı. Tekrar 120 doların üzerine attı. 120 dolar Amerikan türü Brent de 122 dolar seviyesinde. Ne takip ediliyor? Aslında Biden'ın ziyareti merakla bekleniyor. Beyaz Saray resmi olarak hala açıklamadı. Ama NYC'ye göre 14-15 Temmuz'da Biden Suudi Arabistan'a gidecek ama bunu özellikle altını çiziyorlar, yani sadece petrol için oraya gitmiyoruz diyorlar ama piyasada petrol için gittiğini açıkçası biliyor, öyle yorumluyor. Bunu merakla takip edeceğiz. Suudi Prens'le de görüşecek bu zamanda. Daniel Yergin'in açıklamaları vardı, ünlü petrol uzmanı diyeyim. O dedi ki dünyada resesyon olsa bile bu sefer petrol fiyatları düşmeyebilir çünkü arz sıkıntısı var dedi. Bunun bu örneğini yine gördük. Libya'da sıkıntılar var, Libya üretimi yine aksıyor Zeynep. Onun dışında bakıyorum notlarıma,
şu sebepten dolayı petrol fiyatları hep yükseliyor diyordum. Yeni yatırım olmuyor diyordum. Gerçekten de bunun kanıtı rakamlar oldu. 2021'de 244 milyar dolarlık yatırım yapılmış petrol piyasasına. Bu son 5 yılın yatırım ortalamasından %28 aşağıda Zeynep. Orta Doğu ile ilgili bir iki notla bitirmek istiyorum. Orta Doğu piyasaları da dün sert düştü. Petrol fiyatları sebebiyle çok etkilenmiyordu global satıştan ama onlar da bu satıştan etkilendiler. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Covid vakaları çok ciddi düşmüştü. Her şey normaldi ama son zamanlarda burada da yükseliyor Zeynep. 1319 vaka oldu. Tekrar bu maske kullanımını ciddi şekilde arttırdılar. Yine notlarıma bakıyorum Zeynep. Evet, Suudi Arabistan ziyaretinden de bahsettim. Biden'ın ziyareti çok önemli olacak ama daha ona var. Evet, benim taraftan son notlar böyle diyeyim Zeynep. Bir kez daha kravatıyla birlikte selam verdi Ersoy. Teşekkür ederiz piyasa toparlaması için de diyelim ve dönelim buradan bir de Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz'a. Peki ne? Sadi, son buluşmamızdan bu yana görüyorum ki sende de kravat yok. Avrupalı genç siyasetçiler gibi Çin'den bağlantına bizimle bu sabah devam ediyorsun. Gayet güzel. Neler var notlarında? Herhalde son buluşmamızdan bu yana Japonya'dan sanayi üretimi de geldi değil mi? Zeynep, tekrar merhaba. Bir defa şunu söyleyeyim. Zeynep, sen hangi takımlısın bilmiyorum ama Asya'yı Fenerbahçelilerle açıyorsun diyeyim evvela. Şimdi kravat meselesine gelince Zeynep, şimdi çocuklarla birlikteyiz. Covid tedbirleri var. Artık da onlar da sıkıldı. Biz de sıkıldık. Bir taraftan böyle onları odalarına yollamaya çalışıyorum. Bir taraftan hazırlanıyorum. Böyle birazcık da Pekin'in özeti oluyor. Covid tedbirlerinin de özeti oluyor. Burada da başkentte de Covid teyakkuzu hala devam ediyor diyeyim. Lafı oraya getireyim. Zeynep, 75 vaka vardı dün itibariyle 24 saatte. Son 3 haftanın en yüksek sayısına ulaşıldı ama dediğim gibi böyle bir teyakkuz hali var Pekin'de. Sanayi verileri dedin, ona bakamadım Zeynep. Onu sana bırakıyorum, öyle söyleyeyim sana çocuklardan diye vurgulayarak yine. Diğer taraftan tabii Japonya diyeceğim. Japonya'da tahvil piyasasına müdahaleler devam ediyor. Zeynep dün tahvil alındığını açıklamıştı. Bugün ona birazcık daha böyle gaz verdi. Üstelik de vadeleri böyle yaymaya başladı. Sadece 10 yıllık değil, 25 yıllık bile alıyor Zeynep. Güney Kore'de kamyoncu eylemlerini konuşuyoruz. Tedarik zincirlerine tehdit oluşturuyorlar. Özellikle Güney Kore çelikte, petrokimya ürünlerinde Zeynep, otomotiv sanayinde, bir yarı iletken sanayinde çok kritik bir öneme sahip. Bunların hepsinde de şu an aksaklıklar var. Eğer bu iş böyle giderse gerçekten etkilemeye başlar dünyaya diyeyim. Bir taraftan da son olarak Zeynep, Güney Kore'de Merkez Bankası Başkanı'yla Maliye Bakanı buluştu. Buluşmadan da çok iyi mesajlar çıkmadı. Diyorlar ki Zeynep, finansal piyasalarda durum ciddi. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, çok teşekkürler. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Ve bu gelişmeler bakalım grafiklere nasıl yansıdı? Araştırma masasında ilk söz için Kutay Korap bizi bekliyor. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Kutay, günaydın diyelim sana da. Piyasalardaki son durumu az önce değerlendirdik ama tabii grafiklere nasıl yansır konuşmak lazım. Fed'den beklentilerin agresifleştiği bir sabaha uyandık. CDS'de gelinen seviyelerde bir o kadar içeride bizim için dikkat çekici olmaya devam ediyor değil mi? Evet Zeynep, özellikle küreseldeki satışlar çok ciddi bir şekilde ön plana çıkıyor. Ve aynı zamanda senin de söylediğin gibi Goldman, JP Morgan gibi kurumlar artık 75 bas puanlık faiz arttırımları bekliyor. Hatta terminalde, yani bu tuhaf gelebilir ama 100 bas puana kadar da çıkan faiz arttırımları tahminleri oluşmaya devam ediyor. Bu da tabii risk iştahını bozuyor. Hisse senetleri tarafında likiditenin azalacağına dair beklentiler satışların boyutunu derinleştirmeyi sürdürüyor. Öyle ki Nasdaq bu sabah %30 yılbaşından bu yana aşağıda. S&P ayı piyasası bölgesine geçti, %20 aşağıda. Dow Jones %15 aşağıda. 9 tane en büyük ABD'li hisse senetlerinin piyasa değeri çok kısa vadede 1 trilyon dolar seviyesinde eridiğini görüyoruz. Küresel hisse senetleri piyasası, ki bunun
%45'i ABD endekslerinden ve hisselerinden oluştuğunu düşünürsek bu tarafta 122 trilyon dolardan 100 trilyon doların altına gelen tekrardan bir seyirle karşı karşıyayız. Yani 22 trilyon dolarlık zirveden bir geri çekilme olduğunu hatırlatalım. Dönüp baktığımızda tabii burada risk iştahı algılar bozulmaya devam ediyor. Kurumların yorumları bu konuyla ilgili ön plana çıkıyor. Dün mesela BlackRock'tan bir yorum vardı. BlackRock şunu söylüyor. Dipten almayın dedi. Çünkü BlackRock dipten almayın demesinin arkasında hisse senedi değerlemelerinin hala pahalı olduğunu söylüyor. En azından ucuz olmadığını ima ediyor. Zayıf karlılık görünümü ve artan faizlerin henüz hisse senetlerini yeterince tam anlamında ucuz kılmadığını söylerler. Diğer taraftan baktığımızda Thornbook Investment orada da likidite kurumaya devam ederken risklerin arttığını aktardılar. Bu gibi gelişmeler ön plana çıkarken dün ABD hisse senetlerindeki değer kayıplarına baktığımızda ise Nasdaq %4.6 aşağıda kapattı. Dow Jones %2.8 aşağıda kapattı. S&P'de ise %3.88'lik kayıplar ön plana çıktı. Tabii bu sabah %1 civarında ABD ve Avrupa vadelilerinde tepki alımları görüyoruz. Fakat Asya'da kayıplar sürüyor. %1 ile 2'ler arasında düşüşler mevcut. Dün Avrupa endekslerinde de tüm sektörler negatif tarafta günü sonlandırdığını hatırlatalım. Hatta gezi ve eğlence sektöründe %5.8'lik kayıplar hakimdi. Özellikle endişenin boyutunu gördüğümüz noktalardan biri VIX ve MOV. MOV tarafında yani tahvil piyasasının oynaklığındaki artış çok daha yüksekken VIX görece düşük kaldı. Yine de 34'e tekabül ediyor. Burada da aylık oynaklık neredeyse çift hanelere işaret edebilecek seviyelerde bulunan bir hisse senedi oynaklığı var. 10 yıllıklar 3.35'lere tekabül ediyor. Dolar güçlü seyrini sürdürüyor. 105.05'te parite 1.04.24'e işaret etmekte. Kripto paralarda değer kaybı sürüyor. Dün Bitcoin tarafında %15 değer kaybı vardı. Bugün de 24 saatlik değişimde %5 civarında değer kaybı görüyoruz. 22 bin dolar seviyesinde Bitcoin fiyatlaması var. Orada da baktığımızda 1 trilyon dolar piyasa değerinin altına gerileyen kripto para dünyasıyla karşı karşıyayız. Şimdi bu anlattıklarımızı hemen grafiklerle desteklemek gerekirse. FANG hisseleri 9 tane şirket dediğim gibi 1 trilyon dolar değer kaybetti şu son düşüşlerde. Burada FANG hisselerine bakıyorum. Netflix yılbaşından bu yana %71 aşağıda. Meta tarafına baktığımızda Meta tarafı şu an grafikte gözükmüyor ama ben onun detayını söylerim. Amazon %38 aşağıda. Apple %25 aşağıda. Alphabet yani Google çatı firması %26.5 aşağıda. Tesla %39 aşağıda işlem görüyor. Yani bu neredeyse 1 trilyon dolar üzeri ve 1 trilyon dolar civarında olan firmaların hisse senetlerindeki kayıplar %70 ile maksimum %25 minimum bir bölgede konumlanmakta. Dünya hisse senedi piyasalarının değerine bakarsak orada da biraz önce bahsettiğim bu yılın Aralık ayında 122 trilyon dolar olan değer şimdi 100 trilyon dolardan işlem görüyor. Yani şurada 11-12 haftada sadece bir hafta yükseliş gördük. Onun dışında genelde kayıplar haftalık değişimlerde ön plana çıkmakta. Şimdi hemen buradan dönüp bir de kripto para tarafına bakarsak Bitcoin nezdinde ise zirveden geri çekilme ki biz o zirveyi baktığımızda yine 2021 yılının Aralık aylarında takip etmiştik. Kasım-Aralık aylarında takip etmiştik. Oradan gelen geri çekilme %70'lere yaklaşmış durumda. 22.200 dolardan Bitcoin işlem görüyor. Küreselde tablo bu şekildeyken biz dönüp içeriye bakarsak Borsa İstanbul'da da dün risk iştahının düşük olduğunu gördük. Endeks %1.3 kayıpla günü sonlandırdı. Bankalar yatay sanayi %2 değer kaybı ki sanayide dün Ereğli etkiliydi. Ereğli %6 gerilerken endekse puan bazlı en büyük negatif etkiyi sağladığını gördük. Son not Zeynep şunu söylemek isterim. Arzu Mevaletleri, Çuadar Metal, İşbir Holding. Bu üç şirketin temettü ödemesi var. Aynı zamanda geçen hafta hatırlarsak SPK bülteninde sermaye arttırımları vardı. Bedelsiz sermaye arttırımları. Bugün hesaplara yansıması bekleniliyor. İş Bankası, Yeni Gimat GMO ve Sarkuysan. Çok çok teşekkür ederiz Kutay Korap bu kapsamlı değerlendirme için.
Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Bloomberg.com'dan öne çıkan başlıkları aktararak devam ediyoruz. Piyasa Fed'den 28 yılın en sert faiz artışını bekliyor. Piyasaların Fed beklentileri daha da şahinleşiyor. Vadeli fiyatlamalar Fed'in bu haftaki toplantısında 75 bas puanlık faiz artışı olasılığına işaret ediyor. Bir diğer başlıkta ise Bitcoin erimeye devam ediyor. Bitcoin başta olmak üzere kripto varlık piyasasında gerileme hız kesmeden devam ediyor. Bitcoin %10'u aşan düşüşle 21 bin dolarında altını test etti. Detaylarını sitede okuyabilirsiniz. Böylece ilk sözü noktalıyoruz. Yeni sabah raporuna devrediyoruz. 9.45'te piyasa masasında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.